Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza Kars'tan başlıyoruz. İnşallah güzel bir video çekeceğiz. Hep beraber Kars'ı gezelim, görelim bakalım. Arkadaşlar burası 12 Havari Kilisesi. 12 Havari Kilisesi yapıldığı dönemde öyle bir sağlam yapılmış ki bunu yapan ustalara ta kıyamete kadar bu kilisenin ayakta durmasını söylemiş kral. Ve kilisenin içine girelim bakalım ki burayı yapan ustaların başına neler gelmiş. Dönemin kralı arkadaşlar, dönemin kralı zalimlikle anılan bir kralmış. Bu kral bu kilisenin sağlam olmasını ister ve büyük olmasını ister. Ülkenin 3 tane ünlü mimarını çağırır, bu kilisenin kıyamete kadar ayakta durmasını ister. Tabi ustalar yaparlar elinden geldiği kadar, en güzel şeklinde yaparlar. Ama kral bunları kıskanır. Kilisenin bu kadar güzel olmasını kıskanır. Küçüklüğünü bahane ederek mimarları cezalandırır. Bir mimarın şu köşede gördüğünüz figürdeki gibi temsil olarak oraya koymuşlar. Kafasını keser kral, oraya asar. Diğer mimara ise sıra geldiği zaman onun gözlerini oyar ve temsil olarak tabii ki bunu da o dönemin insanları buraya yaparlar. Kilisenin ve üçüncü şeye gelir, mimara geldiği zaman kralın zalimlikleri bitmez. Kralın zalimliği devam eder ve tutar şu köşede görünüyor mu bilmem ama ben görüyorum buradan net olarak. Üçüncü mimarın tutar kafasını keser ve suratını derisini yüzer. Suratının derisini yüzdükten sonra bunların da tutar kafalarını tutar kilisenin içine asar ve kralın esas maksadı, kralın gerçek maksadıysa bu kilisenin aynısından bir daha dünyanın hiçbir yerinde yapılmamasını ister. Evet arkadaşlar, bu kilise o kadar sağlam ki bu kilisenin tarihi bilinmemektedir ama yani herhangi bir taşında ne yıpranma ne eskime diye bir şey yok yani. İnşallah buraya gelenler olursa bu kiliseyi görmeden gitmesinler. Tabii günümüzde cami olarak kullanılıyor. Ve bizler de gelip burada ibadet ediyoruz.